Bir şey söylemeyecek misin? Söylesen bile ne değişecek? Sen kararını vermişsin artık. Neva'yı kaçırttığını kabul ediyorsun yani. Öyle mi? Beni mi sorguluyorsun? Düşmanlarını kollayıp anneni karşına mı alacaksın artık? Buraya kadar vardı mı bu iş? Hala soruma cevap vermedin. Durum anlaşıldı. Yaptığın onca yanlışın yanına bir yenisini daha ekledin. Umarım sonradan çok pişman olmazsın. Bu doğru değildir. Öyle olmamıştır. Bu aile ve soyadı söz konusuysa annemin yapamayacağı şey yoktur, biliyorsun. Sen bunları düşünme. Şu birkaç gündür fazlasıyla yıprandın zaten. Bu hadise yüzünden daha fazla zarar görmeni istemiyorum. Beni bir yere götürür müsün? Lütfen hayır deme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen şöyle. Bir şey içer miydiniz? Benim nefesi odasına götürüp yatırmam gerekiyor. Ama isterseniz eşim hemen size bir şeyler hazırlar. Tabii ki, tabii ki ben hemen bir şeyler hazırlarım. İçeceğe gerek yok. Siz kızınıza ilgilenin lütfen, ben beklerim. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Nefesciğim, şimdi ilaçlarımızı içelim. Yatağa yatınca çok daha iyi hissedeceksin, tamam mı? Hadi prensesim, gel bakalım. Gel bakalım prensesim. Hoppa. İlaçları alabilir miyim? Panduklarını da çıkaralım. Hadi bakalım. İlacımızı da içeceğiz şimdi. Aferin benim kızıma. Hadi yatalım şimdi. Yavaş, gel. Daha iyi misin? Rahat mısın? Daha iyiyim. Nurşah abla bana limonlu su içirdi. Sonra da hep ıslak bezlerle ateşimi indirmeye çalıştı. Bak ne diyeceğim sana. Sinemaya yeni bir çizgi film gelmiş. Sen iyileşince gidelim mi, ister misin? Gerçekten mi? Evet. Hatta gazozla patlamış mısır da alırız istersen. Peki çikolata da yiyebilir miyim?
Yiyebilirsin tabii. Sen bir iyileş, istediğin her şeyi yiyebilirsin. Çok şükür. 36,5. Sen de bu yanağımdan öpebilirsin. Orhun her şeyi anlamış. Ama elde kanıt yok belli. Yoksa bu işin peşini böyle kolay bırakmazdı. O yüzden çok daha dikkatli olmamız lazım. En ufak bir aşık bile vermememiz lazım. Tabii hanımefendi. Siz hiç merak etmeyin. Merak edeceğim. Sen de merak edeceksin. Her an tetikte olman lazım. Orhun sadece benimle kalmaz. Senin de her bir hareketini yakından takip edebilir. Mecbur kalmadıkça Neva'yı tutan adamla iletişimi keseceksiniz. İlla gerekiyorsa da güvenli bir hat üzerinden yap. Çok daha dikkat edeceğim hanımefendi. İçiniz rahat olsun. Size de bir şey ikram edemedik. En azından içecek bir şeyler getireyim. Peki madem, bitki çayı varsa alabilirim. Sonra da mülakata başlayalım. Ben de yardım edeyim eşime. Hala başlamıyor. Anlamadım. Neyi bekliyor? Şşş. Duyacak şimdi. Bilmiyorum ki. En zor soruları sorabilmek için dosyayı inceliyor herhalde. Bilmiyorum ki. Sen niye gitmedin? Zaten gitmek istemiyordu canım. Sen de üstüme gelince... Neyse boş ver. Bana inat olsun diye yani. Sana inat olsun diye değil. Bana karışamayacağını bil istedim. Niye karışayım sana ya? Ay nereye gidersen git bana ne? Ben sadece nefes için gitme dedim. Başladın yine. Hatırlatmama gerek var mı? Sosyal hizmetler görevlisi içeride oturuyor çünkü.
Zaten orada olmak istemiyordum. İçime sinmemişti hiç. Seni aradığımda yarı yoldan dönmüştüm çoktan. Neden geldik buraya? Belki bir şey hatırlarım burada diye gelmek istedim. Neva'yı kaçıranlarla ilgili bir ipucu, görüntü ya da herhangi bir şey. Olmaz. Hemen geri dönüyoruz. Aynı travmayı ikinci kez yaşamana müsaade edemem. Yardım etmek istiyorum. Belki bir şey hatırlarım Neva'yı kaçıran kişiyle ilgili. Elim kolum bağlı beklemek beni daha çok üzüyor. Emin ol. Burada olmak iyi gelecek bana. Bir an önce Neva'nın bulunmasını istiyorum. Böylece senin de haksız yere suçlandığın anlaşılmış olacak. Peki. Ama bir şartım var. Eğer bir an bile olsun kendini kötü hissedersen hemen gideceğiz. Tamam. Neva'yla şu tarafa doğru yürüdük. Sonra tam o arada butikten aradılar. Gelinlik provası yarım saat sonra ertelendi dediler. Neva da daha vaktimiz var kahve içelim dedi. Bir de? Evet. Çocukluğunu anlatacağını söyledi bana. Benden dinlemek istemez misin dedi. Sen de merak ettin öyle mi? O zaman bütün bu olaylar bittiğinde hatırlat. Sana ilk ağızdan anlatayım. Olur. Seninle ilgili yeni şeyler öğrenmek beni mutlu ediyor. Seni mutlu edecek her şeyi yapmaya hazırım ben. Ama seni üzecek herhangi bir şeye bile tahammülüm yok. Şimdi olduğu gibi. Mobesa kayıtlarında araç sizi bu yolda takip ediyordu. Ama siz şu sokaktan İleriden sola dönmüşsünüz. Oraya ait herhangi bir kamera görüntüsü yok. Buyurun. Elinize sağlık. Hazırsanız başlayalım. Öncelikli olarak tanışma hikayenizi dinlemek isterim. Evet, biz aslında... Lütfen. Sen başla. Peki. Biz en başında aslında tatsız bir şekilde tanıştık. Benim ofisimin tam çaprazına Nurşah bir hukuk bürosu açtı. Böyle olunca da mesleki rekabet çıktı ortaya. İlk tanışmamızda kavga ettik diyebilirim. Sonrasında da sürekli tartışmaya başladık. Ama birbirimizi tanımaya başladıktan sonra
Bu tartışmaları azalttık ve aslında gereksiz bir tartışma olduğuna karar verdik. Birbirimizi tanımamızda nefesin de katkısı çok büyük. O tatlı küçük kızın babasına olan sevgisini gördükçe ben de Kenan'ı daha iyi anladım. O dışarıdan huysuz gözüken adamın aslında iyi biri olduğunu gördüm. Nurşah da çok zengin bir aileden bu mahalleye geldi. Ama herhangi bir uyum sorunu yaşamadı. Nefesle olan iletişimi, davranış şekli, yaklaşımı, mahalledeki komşularımızla olan iletişimini gördükten sonra aslında sandığım gibi şımarık bir kız çocuğu olmadığını anladım. Mahalledekilerin de bana yardımı çok oldu. Ama asıl Kenan ve Nefes sayesinde buradaki düzene alıştım. Nurşah'ın gelmesiyle bizim düzenimiz tam anlamıyla oturdu. Özellikle Nefes için. Nurşah'ın burada olması çok önemli. Anladım peki. Devam ediyorum o zaman. Tam buradayken seni aradım. Provanın ertelendiğini söylemek için. Hatta Neva... Erkekleri biraz bekletmekten bir zarar gelmeyeceğini söyledi. Küçük kaprisler ilişkiyi canlı tutar dedi. Sen ne dedin peki? Efendim? Neva'nın söylediğine sen ne dedin? Bu bana hiç mantıklı gelmedi. Bizim ilişkimizde öyle taktiklere yer yok. Gerekli cevabı verdim. Devam edelim mi? Bunu yapmak zorunda değilsin. Hatırlamakla ilgili bir konuda kendini yormanı istemiyorum. Hafızan kısa bir süre önce düzeldi. Kendini zorlaman sana iyi gelmeyebilir. Burası. Burada bayıldım. Yeter artık. Gidiyoruz. Lütfen izin ver bana. Senin bahsettiğin araba buradaydı. Arabanın içinde bir adam vardı. Yüzünü göremedim. Yanından geçtik adamın. Sonra arkamdan vurdum. Thank you.
misin? Bir şey hatırladım. Çok silik ama. Arabanın kapısında bir yazı vardı. Yep. Not. Bana yazacak bir şeyler lazım. Arabada var. Evet Murşi Hanım. Çok güzel. Bir soru daha soracağım. Sorum size Kenan Bey. Nefes için belirli öncelikleri paylaşmışsınız. Diyelim ki nefes ile ilgili bir konuda fikir birliğine varamadınız. Nurşi Hanım'ın tepkisi ne yönde olur? Nefese çaktırmadan kendi aramızda hemen sorunu çözmeye çalışırız. Çünkü söz konusu nefesse biz her zaman çözüm odaklı olduk. Umarım verdiğimiz cevaplar sizi tatmin etmiştir. Yani bizim için kısaca birbirini çok iyi tanıyan, kısa sürede hızlı yol almış bir çift diyebilirsiniz. Evet, cevaplarınız oldukça tatmin ediciydi. Şimdi gerçek sorulara geçiyoruz. Olabilir ki. Nakliyat. Yıldızcı nakliyat. Yavuz, Yıldızcı Nakliyat adında bir şirket var mıymış öğren. Eğer varsa bütün bilgilerini bul. Neva'yı kaçıran aracın üstünde bu şirketin logosu varmış. Tamam. Evet Nurşi Hanım. Kenan Bey'e aşık olduğunuzu ilk ne zaman anladınız? Ben bir gün makarna yaptım. Aslında tadı çok kötü olmuştu. Hatta bir süre mutfaktan çıkamadım. Yani makarnayı öyle servis etmek istemedim ve ne yapabilirim diye düşündüm ama sonrasında çaresiz kalınca makarnayı getirip sofraya koymak zorunda kaldım. Üstelik nefes de yiyecekti makarnadan. Herkes birkaç çatal aldı ama tadı o kadar kötüydü ki. Sonra Kenan olaya el attı. Dolaptan ketçabı getirdi. Hem makarnayı kurtardı hem de unutamayacağımız komik bir anımız olmuş oldu. Yani makarna yerken mi anladınız aşık olduğunuzu? Aslında Kenan'ın basit meselelere takılmadığını, hayatı kolaylaştırmaya çalıştığını gördüm. Onun yanında kimsenin yanında olmadığım kadar iyi hissettim kendimi. Eşim olduğu yeri güzelleştiren bir insan. Peki Kenan Bey, siz nasıl anladınız Nurşi Hanım'a aşık olduğunuzu? Söyleyebileceğim tek bir an yok aslında. Onunla geçirdiğim her anımı,
her günümü ve her dakikamı çok seviyorum. Eşinizde beğenmediğiniz hiç mi bir özelliği yok? İnadı. Arada bir yüzüne düşen bir tutam saçı var. İnadından onu bile yatıştırmaya çalışıyor. Yani anlayacağınız, saçıyla bile kavgalı. Ama o düşen saçıyla da, her haliyle de çok güzel. Hep beni korumaya çalışıyorsun. Söz konusu sensen, başka bir seçenek yok benim için. Seni anlıyorum aslında. Yani kendimden biliyorum. Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum ben de. Elimde olsa seni her şeyden korurum. Sana zarar gelmesine asla izin vermem. Biliyorum buna ihtiyacın olmadığını. Çok güçlüsün, kuvvetlisin. Zor diye bir şey yok senin için. Ama bir söz vardır ya. İnsan sevdiğini gözünden sakınır diye. Gözünden sakınmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ben. Elimde olsa. Seni buradan bir an bile ayırmam. Bundan sonra kalbin kırık uyumana izin vermeyeceğim. Nefes için maddi ve manevi olarak nasıl bir plan öngörüyorsunuz? Şu hayatta nefesten daha önemli hiçbir şey yok benim için. Ben babalığı onunla tattım. Babalık nedir? Ben nefesimle öğrendim. Bir çocuğun koşulsuz sevgisinin gücünü gördüm ben. Evet, ben belki ona çok zengin bir hayat veremeyebilirim. Onun biyolojik olarak babası da değilim. Biliyorum. Ama olsaydım da onu şu ankinden daha fazla sevemezdim. Kenan cebinde bir yara bandı taşıyor, biliyor musunuz?
Ben babasız büyüdüm. Şu hayattaki en büyük eksikliğim, düştüğümde yaralarımı saracak bir yara bandıydı. Bence bu bir kız çocuğun hayatındaki en önemli şey. Kenan iyi bir eş mi, iyi bir avukat mı diye sorarsanız, bunlar sizin bakış açınıza göre değişebilecek şeyler. Ama size tek bir şeyin garantisini verebilirim. Kenan gerçekten çok iyi bir baba. Bir sorun mu vardı? Nefes. Sen otur, ben bakarım. Terlemişsin Nefes'cim. Üzerini değiştirelim mi? Nurşi Hanım Nefes için bayağı ilgili bir anne gibi. Evet, gerçekten öyle. Nurşan çok büyük bir kalbi var. Nefesi ilk gördüğü andan beri bir anne şefkatiyle onu koruyup kolladı. Aslında Nurşan'la ilk tanıştığımda bir anne gibi şefkatli olabileceğini asla düşünmemiştim. Tam tersi. Sevgi ve ilgiye muhtaç bir kız çocuğu gibi gelmişti bana. Aileden çok zengin. İstediği her şey yapılan, kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir kız çocuğu gibi. Hatta bu yüzden ona Lady lakabını takmıştım. Hırçın Lady, şımarık Lady. Ama zaman geçtikçe ve ben Nurşah'ı tanıdıkça, nefesli olan iletişimini gördükçe yanıldığımı anladım. Nurşah bir annede olabilecek her şeye sahip. Ama yine de hala onu Lady diye takılmaya devam ediyorum. Evet, terlemişti de birazcık. Üstünü değiştirdim, uyudu hemen zaten. Çok bitkin düştü. Hala bir haber gelmedi. Yavuz'a bir şey bulamadım acaba? Arar birazdan. Yavuz Bey mi? Evet. Yavuz. Orhun Bey. İstediğiniz araştırmayı yaptım. Yıldızcı nakliyata ulaştım. Şirket temiz.
Ancak çalışanlara bakarken işten yeni çıkarılmış biri dikkatimi çekti. Sabıkası var. Kendi aracıyla şirkete iş yapmış. Ve araç takip sistemini kontrol ettirdiğimde Neva Hanım'ın kaçırıldığı sokaktan geçtiğini fark ettim. Doğru iz üzerindeyiz o zaman. Evet. Şimdi de adamın telefon takibine eriştik. Konumu hemen size gönderiyorum. Ben de derhal yola çıkıyorum. Ama siz benden daha yakındasınız. Konumu hemen yolla, bekliyorum. Tamam Orhun Bey. Önce seni konağa bırakayım, sonra ben geçerim. Bunu kabul etmeyeceğimi sen de biliyorsun. Yani bence evlilik çok güzel bir şey. Gerçek bir aile olabilmek, sıcak bir yuva kurmak. Kesinlikle. Biz çok şükür bir aile kurmayı başarabildik. Aa, merhabalar, merhabalar. Yeni müşteri mi? Ha? Böyle baş köşeye oturttuğunuza göre bayağı iyi müşteriler de. Hadi gene iyisiniz de. Raşit Bey. Hanımefendi. Bakmacığım, ben de karımla kavga ettim. Ama ne yaptım? Aldım torunu, çektim kapıyı, çektim gittim. Ben öyle yıkadım bulaşığı beğenmeyen kadın istemem. Aklında olsun. Sen de kocanın başının etini yeme. Yoksa o da çoluğu, çocuğu, torunu, morunu alır, çeker gider görürsün ha. Raşit Bey, bir dinleseniz. Bir yanlış anlaşılma. Abi konuşturmadınız ya, rüsusun ya. Bacım, sen ne yaptın? Ha, sen de kocanın başının etini mi yedin? Yoksa evin bütün işlerini ona mı yıktın? Sen de öyle bir tip var ha. Bir susup dinler misin artık? Kusura bakmayın lütfen. Sizin sormak istediğiniz başka bir soru var mıydı? Yok. Ben almam gereken cevapları aldım. Görmem gerekenleri de gördüm. Sonucun olumlu olup olmadığı size bildirilecek. Bir dakika, bir dakika. Sen, yani siz şey misiniz ya? Evet. Hanımefendi sosyal hizmetlerden geliyor. Öyle mi? Hanımefendi, şimdi siz de biraz beni dinleyin. Ben her şeye şahidim. Bunların ikisi var ya, çat diye evleniverdiler. Ya kardeşim, ne zaman aşık oldunuz da evlendiniz, hiçbir şey anlamadık. Bütün mahalleli şaşkınlık içinde. Lan hangi ara evlendiler bunlar dedik. Hem de tam da velayet davası sürerken. Çok şaibeli bir durum yani. Değil mi? Allah'ım ne olur Neva'yı sağ salim bulalım. İnşallah geç olmadan ulaşırız ona. Merak etme, ulaşacağız. Eğer sen olanları hatırlamasaydın bu adama asla ulaşamazdık. Bence geç kaldım. Hayır, geç kalmadık. Birazdan Neva'yı kurtaracağız. Bana söz ver. Yavuz'u bekleyeceğini, tek başına bir şey yapmayacağına dair söz ver bana. Lütfen söz ver. Orhun Demirhanlı neden hala hapiste değil? Onu tutuklamak için daha neyi bekliyorsunuz? Kardeşimin elleri kolları bağlı fotoğrafını gördünüz. Onu kaçıran adam benim ülkeyi terk etmemi istedi. Cihangir Bey, ortada bir delil olmadan hareket edemeyiz. Her şey apaçık ortada. Beni ve kardeşimi burada istemeyenlerin kim olduğu da belli. Orhun Demirhanlı ve annesi. Bunca delile rağmen nasıl oluyor da o adam hala ortalarda gezebiliyor? Somut bir delil olması lazım Cihangir Bey. Böyle varsayımlara falan dayanarak bir hamle yapamayız yani. Size yeteri kadar somut delil sundum zaten.
Beni ciddiye almayacaksanız bu konuşmayı yapmanın da bir anlamı yok. Bu mesele fazla uzadı. İşi kendi yöntemlerimle çözmem gerekiyor. Anlaşıldı. Lütfen siz ona inanmayın çünkü onun söylediği her şey yalandır. Evet. Raşit Bey nefesi geri alabilmek için her şeyi yapar. Hadi lan lan. Siz kendi sahte evliliğinize bakın. Aşk. Biz birbirimizi gördüğümüz andan beri birbirimize aşığız. O yüzden de kimseye beklemek istemedik. Hiç yaşamadınız mı? Karşınıza biri çıktı ve siz işte o demediniz mi? Onu gördüğünüz andan beri onunla yaşlanmak, onunla bir arada kalmak, bir arada yaşamak, hayatınızın sonuna kadar. Hiç düşünmediniz mi bunu? Ne? Kardeşim, nerede kaldı böyle evlilik mi var be, böyle aşk mı var be? Hangi devirde yaşıyoruz? Aşkın zamanı mı olurmuş Raşit Bey? Hem insanlar belli bir yaştan sonra bile aşkı bulabiliyorlar. Hatta siz de buna çok iyi bir örneksiniz. Ah pardon, siz eşinizle sorun yaşadığınız için buradaydınız değil mi? Kardeşim. Benim hayatım beni ilgilendirir. Sana ne oluyor be? Bir dakika. Kızın velayeti sizdeydi. Siz de şimdi kızla beraber evsiz kaldınız. Doğru anladım değil mi? Yok canım, ne evsizi ya? Yani böyle her tatlı evlilikte böyle ufak tefek atışmalar olabilir. Normal yani değil mi? Hatta ben şimdi karımın gönlünü almaya gidiyorum. Aa, dur bakayım, bir arayayım bakayım. Sultanım. Ya evet evet, ben de seni çok özledim. Geliyorum sultanım. Evet evet. Tamam. Sorunuzu cevaplayayım. Aynı dediğiniz gibi oldu. Kocamı gördüğüm ilk an hayatımın sonuna kadar onunla yaşamak istediğimi anladım. Ve şimdi 7 yıldır evliyiz. Hoşça kalın. Ayağınıza sağlık. Demek olduğum yeri güzelleştiriyorum öyle mi? Bunu söylemek ne kadar zordu tahmin bile edemezsin. Değil olduğun yeri güzelleştirmek, sen güzel olan şeyleri de bozuyorsun. Senin gizli yeteneğin bu. İkimiz de oyunculuk yaptık işte. Yoksa ne senin inadını ne de o yüzüne düşen saçını beğenmiyorum, bunu biliyorsun değil mi? Çünkü sen gerçekten dayanılması çok zor bir insansın bak, gerçekten. Sensin dayanılması zor insan. Hatta ne zor, imkansız. Sana bir gün bile tahammül edilmez. Asıl senin evlenende kabahat. Asıl senin evlenende kabahat. Nerede o? Orhun Bey'i sorarsanız dışarıda.
Ama hanım sonrasınız orasında. O da olur. Hemen ben gidip... Kardeşime karşılık annen Orhun Demirhanlı. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu şekilde odaya girmek de neyin nesi? Merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Sen burada bekleyeceksin. Kapıları içeriden kilitle. Ve ne olursa olsun dışarı çıkmayacaksın. Dikkat et. Ben önden gireyim Orhun Bey. Gerek yok.